Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle daha birlikteyiz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldim. Hemen malzemelerimi göstereyim. Bugün sizlere tahinli pekmezli bir kurabiye yapacağım. Bunun için bir çay bardağı pekmezim, bir çay bardağı tahinim var. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı nişastam var. Yarım çay bardağı şöyle pudra şekerim var. Bir adet yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı tereyağım var arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyam var burada. Elemiş olduğum 3 su bardağı unum var. Daha sonrasında bulamak için bir yumurtanın beyazı ve bir kase kadar da iri kıyılmış cevizim var. Evet, hemen isterseniz yapımına geçelim. Yoğurma kabımın içerisine önce sıvılarımı alıyorum. Pekmezimi de koydum. Yumurta sarımı ekliyorum ve güzelce karıştıracağım bunları. Evet, sıvılarımı şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine tereyağımı ilave ediyorum, o da ısısında. Pudra şekerimi koyuyorum. Evet, bütün malzemelerimi, sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra kuru malzemelerime geçebilirim. Hemen bu aşamada nişastamı ekliyorum. Vanilyamı koyuyorum. Bir paket de kabartma tozu. Elemiş olduğum unu yavaş yavaş ekliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi güzel bir kıvam oldu hamurumuzun. Tam 3 su bardağı un yeterli geldi. Evet, şimdi yuvarlayıp şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar, hemen hamurumuzdan şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum. Bu şekilde önce yumurtanın beyazına, sonra cevize buluyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimin tamamına şekil verdim. Fırına gitmeye hazır. 170 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 20-25 dakika pişecek. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz hazır. Yaklaşık 20 dakikada pişti. Çok güzel bir şekilde kızarmış altı üstü. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yiyecek olanlara, deneyecek olanlara afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.